Sayın basın mensupları, değerli milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulumuzun muhterem üyeleri, değerli dava arkadaşlarım. 19-20 21 Ocak tarihlerinde Kızılcahamam Patalya Otel'de gerçekleştirdiğimiz milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin iştirak ettiği ortak toplantı sürecinin son günündeyiz. Bu kapsamda gelişmeleri değerlendirmek maksadıyla düzenlediğimiz bugünkü basın toplantımıza geçmeden evvel sizleri gönülden ve en iyi dileklerimle selamlıyorum. Ekranları başındaki aziz vatandaşlarımıza hürmet ve muhabbetlerimi sunuyor. Her birine huzur ve esenlikler diliyorum. Sözlerimin bu aşamasında 17 Ocak 2018'de İsparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşanan elim uçak kazasından duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyorum. Eskişehir 1. Anajet Üst Komutanlığından havalanan kasa tipi bir askeri nakliye uçağı kalkışından bir süre sonra elverişsiz hava şartlarından dolayı düşmüş, maalesef 3 evladımız şehit olmuştur. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine, milletimize, silah ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ayrıca dün Ankara'dan Bursa'ya seyahat halinde bulunan bir tur otobüsünün Eskişehir çıkışında yaptığı feci kaza 13 kişinin hayatını kaybetmesine, 42 kişinin de yaralanmasına neden olmuştur. Bu trajik kazada can veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılara ise acil şifalar temenni ediyorum. Sayın basın mensupları, değerli, saygıdeğer arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi ülke gündemini, bölgesel konuları, küresel meseleleri dikkat ve titizlikle takip ve tahlil eden 49 yıllık milli çınar, göz kamaştıran millet cevheridir. Üç hilal marka değeri çok fazla, mana çıtası çok yüksek, millilik vasfı çok ileri, hatıra ve haysiyetiyle Türk siyasetinin itibar ve iftihar simgesidir. Ecdadımızın yadigarları emanetimizdedir. Milli arzulara ulaşma gayesi emin ve eğil yüreklerin güvencesindedir. Bizim için siyaset, ilkel çıkarların savaştığı, ilkesiz çıkarların yarıştığı, çarpık fikirlerin karşılaştığı kaotik bir alan değildir. Bizim için siyaset, ilk zorlukta nefesi tükenenlerin, ilk zaferde nefsi yükselenlerin merkezi ve meşgalesi hiç değildir. Siyaset, millete samimiyetle hizmetin, ülke ve ülkülere safiyetle hizmetkarlığın demokratik ve meşru bir fırsatıdır. Bizim yaptığımız da yapacağımız da budur. Bizim davamız hak davasıdır, hakikat davasıdır, millet davasıdır, ez cümle Türk-İslam davasıdır. Elbette kutludur, kutsaldır. Milliyetçi ülkücü ömürlerin kutup başıdır. Davası olanın derdi vardır. İdealleri vardır, iddiaları vardır, hayalleri vardır. Davası bulunanın afrası, tafrası, havası, cakası, kuru gürültüsü görülmeyecek, duyulmayacaktır. Dava adamı merttir, merhametlidir. Metanetlidir, ruhen muazeneli, fikren muteber, ahlaken muazzez seviyededir.
Her türbülansta telaşlanan, her saldırıda sığınacak yer arayan, sağa solu kolaçan edip suya sabuna dokunmayan, riske girmeyen, elini taşın altına koymayan, sadakati yalnızca sözde kalan kişilerin bir davaya yürekten bağlanması, çevresine ve tarihin çehresine güven vermesi izan ve ihtimal dışıdır. Bunları tecrübe ede ede yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu kapsamdaki şahısların hüviyet ve hedeflerini de biliyoruz. Bakarsınız, konuşurken mangalda kül bırakmaz. Hamakat geldiği, gediği hamaset yoluyla, yamasıyla kapatmaya uğraşırlar. Müfem hatıralarını, ucuz hikayelerini anlata anlata bitiremezler. Ancak iş ciddiye bindi mi, sıkıyı gördüler mi, sıra emek vermeye, ter akıtmaya geldi mi, anında araziye uyarlar ya da bir bahaneyle konuşlandıkları karanlıktan kovusunu yaptıkları aydınlığa taşlamaya başlarlar. Bunlar aslında hep kendilerine çalışmışlar, hep kendilerini parlatmanın hevesinde olmuşlardır. Lafları büyük, aidiyet ve ahlakları çok küçüktür. Nefsani tutkularından, bireysel hırslarından dolayı gözü kararan, varlıklarını dünyanın ve davanın merkezi sayan, buna rağmen uzun bir süre kendilerini saklamayı başarmış çürükler hamdolsun yürüyüşümüze engel olamamışlardır. Hiç kimse davadan büyük, davadan mühim değildir. Hiç kimsenin varlığını davanın önünde ve üstünde göstermeye, kerameti kendinden menkul saymaya hakkı da haddi de yoktur. Pek tabii olmayacaktır. İşlerine geldi mi, çıkarlarını uydu mu her yapılanı güzel ve doğru bulanlar, tam tersi bir durumda ise her şey berbat ve kötü diyenler, bir defa samimiyet fukaraları, inanç ve itibar yoksunlarıdır. Bunlarla işimiz yoktur, geleceğimiz yoktur, yolumuz ayrılmıştır. Kendisini taşıtan değil, davasını taşıyan, hesabi bakan değil, hasbi davranan, günlük düşünen değil, ufuk ötesine bakabilmeyi beceren, fazilet ve feragat nişanesi şahsiyetler ülkelerinde erimeyi başarabilmişlerdir. Milliyetçi Ülkücü Hareketin mensupları işte bu kalite, kalibre ve kırattadır. Böylesi dava insanları aynı zamanda millet ve medeniyetimizin çelik iradeli fertleri, müşfik yapılı yüzleridir. Sayısız benim içinde bizi yakalayabilmiş, kişilere değil olay ve olgulara kafa yormuş, yoran ve yoracak olan yüksek vasıflı ülkücülerle geleceğin Türkiye'si temellenecektir. Mesele azlık çokluk meselesi değildir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Dünden bugüne tutarlıyız, ilkeliyiz, ahlaklıyız. Çizgimizde kırıklık, fikrimizde dağınıklık, yürüyüşümüzde aksaklık, duruşumuzda sarsaklık hiç olmamış, bilinsin ki hiç de olmayacaktır. Ellerini ovuşturanlar boşuna beklemesin, boş yere hayal kurmasın. Milliyetçi Hareket Partisi siyasetini 49 yılın köklü birikimiyle yapar, mertçe yapar, adam gibi yapar, milletin beklentisine, ülke ve vatanın gerçeklerine göre yapar. Merhum Peyami Safa'nın ifadesiyle söylersek, hayat siyasettir. Bu nedenle siyaset insandan ayrı, insandan muaf, insani değerlerden kopuk, irtibat ve ilişkiler ağı şeklinde değerlendirilemeyecektir. İnsanın olduğu her alanda, sosyal ve beşeri diyalogların kurulduğu her sahada karşımıza muhakkak siyaset çıkacaktır ve çıkmıştır. Eğer siyaset milli ve ahlaki gerçeklerden uzaklaşır,
insani ve vicdani ölçüleri kaybederse, kuyruğunun peşine takılan kedi misali kendi fasit çemberi etrafında dönüp duracaktır. Bunun sonunda ise anlaşmazlıklar genişleyecek, anlam ve kavram bunalımları gemi azıya alacaktır. Bu suretle siyaset tırmanışa değil tükenişe, yükselişe değil yozlaşmaya çanak tutacak ve ortam açacaktır. Arayış ve arzumuz bu risklerin önünü kesmek, Türkiye'nin hak ve hukukunu payidarlığını kollarına güvenle ulaştırmaktır. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi sabırlı, sağduyulu ve sorumlu siyasetin her şartta muhafaza ede gelmiştir. Tahriklere karşı uyanık bir şuur, tehlikelere karşı çevik bir gurur, tertiplere karşı atik bir vakur, siyasetimizin mahreç, muhteva ve manasını teşkil etmiştir. Ne yapıyorsak, neyi teklif ve temenni ediyorsak, milletimizin tarihi ve kültürel varlığını korumak içindir. Bugünkü şartlarda güven ile kuşku arasında gelip giden, güvenlik ile korku arasında adeta sarkaç gibi sallanıp duran, Türkiye'yi emniyetli ve istikrarlı bir şekilde dengede tutmayı amaçlıyoruz. Huzur arayan milletimize tercüman oluyoruz. İtilaf yerine işbirliğini tesis edelim istiyoruz. Kutuplaşma yerine kucaklaşmayı temin iradesindeyiz. Teslimiyet diyenlere, tavize yanaşanlara milli mukavemeti ihtarla hatırlatıyor, sağlam tavrımızı ilan ve ishar ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden sonra eski alışkanlıklarla, eskiyen siyasi taktiklerle, artık erimiş olan siyasi kalıplarla birlik ve beka mücadelemizin sürdürülemeyeceğini işaret etmiştik. Siyasetin denklemi, bu denklemdeki sabit ve değişken parametreler 15 Temmuz'la beraber değişikliğe uğradığını söylemiştik. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle şimdi yeni şeyler söylemek lazımdır. Söylediğimiz bu yeni şeyler Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin varlık ve birliğini muhafaza gayesine hizmet edecek tavır, tutum, söylem ve eylem birliğinin sosyal ve toplumsal alanını genişletmek, siyaset adı ayağını derleyip toplamaktır. Bu birlik tercihine karşı çıkanlar Mondros artıklarıdır. Bu birliktelik hukukuna kara çalanlar serv kalıntılarıdır. Düşman kampında mevzilenenler illetin yüz karaları, milli mutabakatta birleşenler ise milletin yüz aklarıdır ve tarih böyle yazacak. Gelecek nesiller bir yanda dua, diğer yanda bedduayla ak ve karalar hakkında hükmünü verecektir. Değerli basın mensupları, 7 Ağustos 2016 günü Yeni Kapı'da inşa edilmiş irade köyünün, irfan gücünün, 15 Temmuz dirilişinin, 15 Temmuz silkinişinin tarihi bir halkası olduğunu inançla söylemek istiyorum. Biz 7 Ağustos'ta Türkiye'nin önüne yeni bir kapının açıldığına şahitlik ettik. Böyle yorumladık. 15 Temmuz'da sahneye çıkan milli cesaret, 7 Ağustos'taki uzlaşma asaletiyle takviye edilerek pekişmiş, sonuç itibariyle siyaset kurumuna yeni bir soluk getirmiş, yeni bir sorumluluk listesi yüklemiştir. Türk milleti 15 Temmuz'da altını kalın olarak bir kez daha çiziyorum ki kanlı işgali durdurmuş, 7 Ağustos'ta ise kalıcı uzlaşma iradesini doğrultmuştur. Bu tarihi bir dönemeçtir. Elbette Türkiye'nin tehditlere karşı önlem alması gerekiyordu. Bekasına saldıranları şaşkına çevirmesi şarttı. Dağınıklık içinde mücadele edilemez, kavgaya tutuşarak, ters düşerek
vatan ve varlık haklarımızı savunulamazdı. Bir olmalıydı çünkü düşman acımasız ve alçaktı. Türkiye'yi yeni ve milli bir hükümet etme sistemiyle güvenceye almalıydık. Çünkü zalimler pusuda, caniler kıyımızda, tehditler yakınımızdaydı. AKP ile tarihi nitelikli bir işbirliği sonucunda 18 maddelik anayasa değişikliğinde anlaştık. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ettik ve 16 Nisan 2017'de milletimizin takdir ve tensibine sunduk. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek verdi. İstikbal haklarına, istiklal haysiyetine çok şükür ve bir kez daha sahip çıkarak 16 Nisan halk oylamasında tarih yazdı. Hükümet sistemine destek verdi. İstikbal haklarına, istiklal haysiyetine çok şükür ve bir kez daha sahip çıkarak 16 Nisan halk oylamasında tarih yazdı. Türkiye muhalifleri, müzmin münafıklar, melun fasıklar bunu hazmedemediler, bu muazzam doğrultuşu işlerine sindiremediler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhuriyet kuruluşunun 94. çok partili siyasi sisteme geçişin 71. yıl dönümünde bizzat milli iradenin seçim ve tercihiyle onaylanmıştır. Bu tarihsel değişim demokrasinin imkan ve sınırları içerisinde sağlanmış, hukukun üstünlüğü ve kuruluş felsefesine sadakatle gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyeti kuran bizzat millet iradesidir. Peki itiraz edilmemiş midir? Kaldı ki itirazları meşru görmek mümkün ve doğru mudur? Çok partili siyasi hayata yine milletin talep ve iradesiyle geçilmiştir. Peki buna karşı çıkanlar olmamış mıdır? Statükocu çevreler bu demokratik hamleyi erken bulmamışlar mıdır? Şimdi de Türk milleti yeni bir hükümet sistemine tamam demiştir. Bunu acil ve mecburi bulmuştur. Bu değişimin kendi içinde 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sonucunda yeşeren ve yükselen çok sayıda demokratik, siyasi, sosyolojik, güvenlik ve hukuki gerekçeleri vardır ve ortadadır. CHP karşıymış, zaten yanında olsaydı, destek çıksaydı, o zaman şaşar, o zaman hayret ederdik. İP, HDP, PKK, FETÖ ve diğer hasım odaklar hayır diyormuş, evet deselerdi tercihimizi sorgular, durduğumuz yeri tekrar gözden geçirirdik. Önümüzde esas gündem konusu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurum ve kurallarıyla bina etmek, yönetim hayatımıza yerleştirmek, işlerliğini sağlama almaktır. Arayış ve amacımızın özeti de budur. Yeni sistemin tam olarak oturup olgunluk kazanması, 3 Kasım 2019 Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği genel seçimleri ve takip eden 5 yıllık süre zarfındaki sabır ve akıl dolu birliktelik ruhuyla tesis edilecektir. Yeni sistem doğası gereği uzlaşmayı şart koşmaktadır. Yeni sistem milli hedeflerde ortak paydada buluşmayı zorunlu kılmaktadır. Fikri ve siyasi cepheleşme Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilke ve esaslarına aykırıdır. Üstelik yeni sistemin taşıyıcı sütunları beka ve birlik temalıdır. Bu kapsamda 2019'daki demokratik imtihanlara bir ittifak tercihiyle girilmesi, yeni hükümet sisteminin fonksiyonel açıdan bekamızın onuru bakımından önemli bir karar ve öncelikli bir gayedir. 8 Ocak'ta tercihimizi ilan ederek 3 Kasım 2019 üzerinde yapılan hesapları bozduk, kriz tetikçilerini şoka soktuk, belirsizlikten nemalananları felce uğrattık. Ve de barajın %50+1 olduğu meydandayken mutabakatın kaçınılmazlığı biliniyor ve kabulleniliyorken
12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aday olması halinde destekleme kararımızı cümle aleme üstüne basa basa duyurduk. Niye? Çünkü yeni kapı ruhuna, 16 Nisan halk oylaması sonucuna bağlıyız. Niye? Çünkü devletin ve milletin bekasını milli birlik ve dayanışma azmiyle teminat altına alınacağının farkındayız. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini inşa eden partilerin bir mutabakat zemininde 3 Kasım 2019'daki seçimlere ittifakla girmesinin kaçınılmaz bir zaruret olduğunu idrak ve ifade ederek tercihimizi fedakarlık imliğinde damıtarak açıkladık. Bizim korkumuz, kaygımız, kendimizden kuşkumuz yoktur. Bizim pazarlığımız, gizli gündemimiz, saklı heveslerimiz, kendimize güvensizliğimiz hiç yoktur. Bizde var olan Türk ve Türkiye sevdasıdır. Bize hakim olan hissiyat yeni sistemin namusunu korumak ve savunmaktır. Bunu yaparken de cılız siyasi dürtülere, küçük olsun benim olsun anlayışına savrulamayız. Türkiye'yi hedefine alan mihraklara koz veremeyiz. Milli güvenliğimizi, milli ümitleri siyasi gerginliklerle heba ve israf edemeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi milletin gönlünde eşsiz ve emsalsiz bir taban tutmuştur. İkiyüzlüleri, emperyalizme bekçilik yapanları, mübarek bir mutabakat insicamıyla devirmek için yola koyulduk, son hazırlıklarımızı tekemmül ettirdik. Türkiye'nin krize girmesi için kuyruğa girenlerin kuyruklarına basacağız. Türk milletinin huzur ve haysiyetiyle oynayan siyasi çeteleri bozgunla tanıştıracağız, heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bunları milli bir mutabakat anlayışıyla Cumhur'un ittifakıyla yapacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi ile kurduğumuz birliktelik milli hislerin tezahür ve tembihidir. Türk milletinin talep ve umududur. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanlığı ile 10 Ocak'ta yaptığımız görüşme değerli ve verimli ve sonuç verici olmuş. İki parti arasında 3'er kişiden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Ve bu komisyon ilk toplantısını geçtiğimiz perşembe günü yaparak çalışma takvimini planlamış, hedefleri masaya yatırmış, mutabakatın ana fikrine uygun planlamaları yapmıştır. Partimizi temsilen Milli Mutabakat Komisyonu'nda görev alacak değerli arkadaşlarım, inanıyorum ki özveriyle ve yapıcı katkılarla üzerlerine düşen sorumlulukları harfiyen gerçekleştirecektir. Ümit ve isteğim de budur. Sadece mutabakatın içerik ve hukuku değil, aynı zamanda uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar da süratle somutlaşmalı, belirlenmiş takvim içerisinde sonuca bağlanmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi huzur ve beka için güç birliğinden yanadır. Bunun da seve seve gereğini yapmaktadır. Partilerinin tapusunu FETÖ ve PKK'ya ipotek ettirmiş malum odaklara tavsiyem, gitsinler kendi çöplüklerinde oynasınlar, oyalansınlar, kendi dertlerine yansınlar. Bunlar deliye dönüp çılgınca iftira yağdırsalar da işimize bakacağız, önümüze bakacağız, millet ne diyor ona kulak vereceğiz. Beka ile huzurun nurlu ufkuna mutabakatla ve mutlaka ulaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'ne anket kumpası kuran, baraj yaygarası koparan, dedikodu yayan, yalan ve riya aşılayan her kim varsa rezilliğin çukurunda çırpına çırpına hak ettiğini eninde sonunda bulacaktır. Türk milleti Milliyetçi Hareket Partisi'ni görmüş, hakkını teslim etmiş, dua ve desteğiyle düşmanları çatlatmak için son hazırlıklarını yapmıştır. Demokrasi meydanı er meydanıdır. Bu meydanda şer güçler mağlup, er niyetler ise Allah'ın izniyle mağrur ve muzaffer olacaktır.
Geride kalan yıllarda siyasette haysiyetli mücadelenin, milli meselelerde yüksek sorumluluğun, kardeşlik ve kucaklaşmanın adresi olan Milliyetçi Hareket Partisi, yeni dönemde de birliğin, beraberliğin, onurlu duruşun tavizsiz savunucusu olacaktır. Biz aziz milletimize müreffeh, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ettik. Ediyoruz, varlığımızı millete adıyoruz ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz. Değerli basın mensupları, muhterem dava arkadaşlarım, bir asrı geçen bir süredir güney sınırlarımız boyunca fitne kazanı kaynatılmaktadır. Emperyalizm öncesi kaos çıkarıp sonra da müdahale gerçekleri oluşturulmaktadır. Sancılı 10 yıllar boyunca terör örgütleri varlığımıza ve birliğimize kıymak ve kastetmek için kışkırtılmış tasmalarından tutularak üzerimize salınmıştır. Anadolu'nun fethinden beri zulmün hesabı bitmemiş, kara kaplı defter hiç kapanmamıştır. Türk milletine kimi zaman simetrik, kimi zaman da asimetrik yöntemlerle saldırı düzenlenmiştir. Türklüğün son yurdundaki varlığı birilerini hep rahatsız etmiştir. Komplo ve kumpaslarla vatan elimizden alınmak istenmiştir. İşbirlikçiler ve ihanet lobisi kanalıyla milletimizin bölünmesi projelendirilmiştir. Dünden bugüne iyi gibi takdim edilen iğrenç niyetler hep aynıdır. 10 yıllar boyunca aktörler ve zaman doğal olarak değişse bile saha ve zemin, amaç ve araçlar hep bildik ve tanıdıktır. Güney sınırlarımızın hemen dibinde vatan topraklarının mücavir kesimlerinde alenen terör koridoru açılması, bir terör devleti kurulması için canla başla sürdürülen şirret faaliyeti şu an için en yakın, en yalın milli güvenlik tehdididir. PKK sınırlarımızda himaye ve destek görmektedir. Daha vahimi ise sayıları 30 bini bulan teröristlerden sözde sınır muhafız birlikleri kurulmasıdır. 2 gün evvel ABD'nin 1000'e yakın PKK'lı haini Tel Abyad'da naklettiği gündeme düşmüş. Ne var ki ABD'li bir komutan bu iddiayı gevşek ve yuvarlak ifadelerle tekzip etmiştir. ABD'nin sınırlarımızın hemen yanı başında ne işi vardır? PKK, PYD ile ne yapmakta? Hangi karanlık filmin galası için hazırlık içindedir? Suriye'nin kuzeyindeki ağır sorunların müsebbibi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Mihrak Amerika Birleşik Devletleri'dir. Kanlı müttefikler ise ABD, PYD, PKK'dan müteşekkildir. Meselenin can alıcı, yürek yaralayıcı tarafı ise Türkiye'nin insanlık düşmanı terör örgütleriyle aynı kareye giren bir ülkeyle NATO şemsiyesi altında birlikte çalışıyor olmasıdır. Aynı anda hem dost hem düşman olmak hangi hukuk, hangi adab, hangi demokratik erdem ve ortaklıkla tanımlanacaktır? Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz yıllarda ilanı yapılan sözde kanton yönetimleri, küresel güçlerin terörizme verdiği altın pas, gösterdiği ibretlik kolaylık sayesinde kurulmuştur. Ayn el Arab işgal edilmiştir. Cezire istilaya uğramıştır. Afrin'de tasallut ve abluk altına alınmıştır. Yaklaşan tehlikeleri sezdiğimizden dolayı 6 Ağustos 2012 tarihinde şu şekilde bulunmuş, şu çağrıyı yapmıştık. Şu teklifte bulunmuş, şu çağrıyı yapmıştık. Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla batı ucu Afrin'i doğu ucu Kandil'i içine alacak şekilde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir. Gelişmeler karşısında ne kadar haklı ve isabetli bir değerlendirme yaptığımız sanıyorum kabul ve tasdik edilecektir. Aslında merakımız haklı çıkmak,
Meselemiz haklılığımızdan teyit edilmesi değildir. Bu ikinci plandaki bir konudur. Türkiye şu anda sınırlarımızın diğer yakasından kaynaklanan muazzam bir tehdit dalgasına muhataptır. Asıl mühim olan da budur. Halep'in en büyük ilçesi olan doğusu Azez'e, batısı Hatay'a, kuzeyi Kilis'e komşu bulunan Afrin'de terör devletinin provaları yapılmaktadır. Amanos Dağları Afrin'e açılan penceredir ve bu yolla teröristler yıllardır içinde vatana sızmış, hain ve kanlı eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Şunu herkes görmelidir ki Afrin'de Ankara'nın kuyusu kazılmaktadır. Münbiç ise PKK-PYD'nin hakimiyetindedir. Terör koridorunun Akdeniz'e ulaşabilmesi için burası oldukça stratejiktir. ABD bu maksada gözü dönmüşçesine yardım ve yataklık etmektedir. Afrin, Türkiye'nin sınır güvenliğini emniyet almak için temizliği mecburi olan stratejik bir noktadır. Halep'in bu ilçesi terörizmin cesaretinden kurtarılırsa PYD, YPG'li caniler Münbiç'ten sökülüp atılırsa Suriye'nin kuzeyinde hainlerin barınma imkanı, tutunma ihtimali kalmayacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Kütahya'da günlerdir beklenen Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını ilan ve ifade etmiştir. Nihai olarak Zeytin Dalı isimli askeri hareket dün saat 17 itibariyle yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiş ve icra edilmiştir. Havalanan Türk jetleri meşru müdafaa sınırları içinde. Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de belirlenmiş 7 ayrı bölgedeki hedefleri teker teker yok etmiş, birer birer terör barınaklarını, terörist sığınaklarını, mevzilerini, silah, araç ve gereçlerini vurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygıyla yaklaşarak bölgesel istikrar ve güvenlik için devreye girmiştir. Artık söz bitmiş, hareket aşamasına geçilmiştir. Dün akşam saatlerine kadar PKK, KCK, PYD, YPG ve IŞİD terör örgütlerine ait sığınak, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef başarıyla imha edilmiştir. Harekatta sivil ve masumların zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiş, gösterilmeye de devam etmektedir. Bu operasyon için gerekli askeri, siyasi ve diplomatik tüm hazırlıklar tam bir uyum ve denge ile yapılmıştır. Artık terör örgütü PYD PKK'ya Afrin'in tabut, arkasından sırayı alacak olan Münbiç'in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir. ABD'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır. Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında kamufle edilen PYD-YPG'nin hesabı görülmeli, defteri dürülmeli, şehitlerimizin aziz ruhları şahit edilmelidir. Bunun başka yolu kalmamıştır. Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın. Ya istiklal ya ölüm, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar şehadet. Bilinsin ki Kerkük'e 5000 bozkurtla gidecek kadar gemileri yakan Milliyetçi Ülkücü Hareket, yeri gelirse, ihtiyaç hasıl olursa, ha ekmeğini yediğim, ha kefenini giydiğim ülkem diyerek binlerce gönüllüsüyle Türkiye'nin kudretini tescil için Afrin'in boğazına çökecektir. Yetmedi, Münbiç'e gök gürlemesini andıran bir imanla sel gibi akacak, mızrak gibi saplanacaktır. Gözümüz karadır, zira mevzu bahis vatandır. Şakamız yoktur, zira konu milletin bağımsızlığı ve güvenliğidir. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir. Nice Mehmetler vatan satında onlara katılmak için hazırdır. Hükümet yalnız değildir, Milliyetçi Hareket Partisi yanındadır. Devlet asla yalnız değildir, millet vardır ve ayaktadır. Türkiye'ye kanlı silahlarını çevirenler buna pişman edilmelidir.
Mücadele ise mücadele, cansa can, feda olsun vatana diyor. Allah'tan kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Değerli basın mensupları, aziz dava arkadaşlarım, terör koridoruyla İsrail'in nefes alması planlanmaktadır. İran'a karşı tampon bir bölgenin oluşturulması dayatılmaktadır. Elbette enerji kaynaklarının denetim ve kontrolü de sümen altında bekletilen gündem başlıkları arasındadır. ABD, PKK-PYD'yi silahlandırarak önce düzenli orduya kavuşmasını, sonra da siyasi kimlik ve tanımına kurgusuyla devletleşmesini amaçlamaktadır. Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin sınırlarında bir başka NATO üyesi ülke tarafından terör örgütlerinin müzahir ve devşirilmiş bir alan yaratılması gündemdedir. Bu durum NATO'nun kuruluş ilkelerine tamamen aykırıdır. Bu durum uluslararası hukuka göre suçtur. Afrin operasyonunu endişeyle karşılayan Birleşmiş Milletler Sözcüsü, kademe kademe büyüyen milli endişelere acaba ne diyecek, nasıl yorum getirecektir? Cumhurbaşkanı ve hükümet günlerdir Afrin operasyon düzenleneceğini söylemiştir. Bir kısım zevat ise davulla zurnayla bir devletin yapacağı operasyonu duyurmayacağını ileri sürmüştür. Bunlar değerlendirme yanlışına düşmüşlerdir. Hükümet haklı olarak kamuoyunu hazırlamıştır. Milli dayanışma zinde tutulmuştur. Uluslararası toplum nezdinde hareketin meşruiyeti pekiştirilmiştir. Ülkemizin uluslararası hukuktan doğan hakları paylaşılmıştır. NATO uyarılmış, milli güvenlik ve egemenlik haklarımızın tehlike altında bulunduğu ısrarla hatırlatılmıştır. Genelkurmay Başkanı Brüksel'de toplanan NATO Askeri Komite'de konuşmuş, MİT Müsteşarı ile birlikte 18 Ocak'ta Rusya'ya gitmiştir. PKK'nın rezilce yardım dilendiği Rusya'nın desteği değilse bile göz yummaması için çaba sarf edilmiş, hava sahasının Türk savaş uçaklarının açılması konusunda yoğun çalışmalar sergilenmiş ve çok şükür netice alınmıştır. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri çelişkili açıklamalarla durumu kurtarmaya, açığını kapatmaya, terör örgütüleriyle girdiği karanlık tüneli örtbas etmeye çabalamıştır. Ancak çırpınışlar beyhudedir. Türkiye yoğun diplomasi turlarıyla, açık ikaz ve ihtarlarıyla tüm dünyanın dikkatini Afrin'e çekmeyi başarmış, operasyonu meşru bir zemine taşımayı bilmiştir. Ve bu takdir edilecek bir durumdur. Terörle huzur ve güvenlik arasında tarafsız bir yer olmadığı cesaretle anlatılmış, kararlılıkla insanlık vicdanına aktarılmıştır. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin kaygılarına kulak verdiklerini açıklamak durumunda kalmıştır. Ülkemizle yakın işbirliğinden bahsetmiştir. Madem kaygılarımıza kulak veriyorsunuz, madem yakın işbirliği diyorsunuz, o zaman ne geziyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde? Ne arıyorsunuz terör örgütlerinin kanlı nefeslerinin tam ortasında? ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin PKK'lı teröristlerle ilgili kaygılarını gidermek için yakın çalışacaklarını söylemektedir. Bu bakana diyorum ki, ayağımıza dolaşmayın, başka bir şey istemeyiz. Bir yanda yakın çalışacağız dersiniz, diğer yanda PKK'nın sırtını sıvazlarsınız. Hem Türkiye ile stratejik ortak olup, hem de PYD, PKK, YPG ile operasyonel ortaklık kurmak, tek kelimeyle rezalet, cinayet ve hiyanettir. Türk milleti bunu yutmaz, bu tuzağa düşmez, bu zehri yemez. ABD yönetimi Suriye'deki askeri ve diplomatik varlığını sürdüreceklerini kararlılıkla vurgulamaktadır. Anlaşılan bu ülkenin Suriye'den çekilme ihtimali şimdilik yoktur. ABD hedefinin İran'ın kuzey hattı hayalini boşa çıkarmak üzerine kurguladığı bizzat Dışişleri Bakanı tarafından açıklanmıştır. İran'ın kuzey hattı planına itiraz edenler, terörün Suriye'den kuzeyinden sürdürmek istediği vandallığı ve Akdeniz'e çıkış hamlesini nasıl ve hangi mazeretle desteklemektedir?
Bu tutarsızlık değil midir? Bu ahlaksızlık değil midir? Bu düşmanca bir tutum sayılamayacak mıdır? Sözde Kuzey Suriye Federasyonu onay veren ABD, Suriye'nin bölünme dinamiklerini harekete geçirmiş, taşları yerinde oynatmakla kalmamış, ihaneti biberonla besleyecek, beşiğini sallayacak kadar gözü dönmüştür. Türkiye uzun süredir terör örgütü PKK, PYD'nin koruyup kollandığından dolayı ABD'yi uyarmıştır. ABD verdiği hiçbir sözde durmamıştır. Ortaklık ve müttefiklik hukukunu çiğnemiştir. En son olarak teröristlerden kurulu sözde Kuzey Ordusu'nu kurmaya kalkarak bardağı taşırmıştır. Bundan sonra Türkiye'nin teröristleri yakaladığı, bulduğu, üledikleri mahal ve yerlerde imha etmesi tarihe vecdada karşı ertelenemez bir görevdir. Bu görev şeref bahsidir, hamdolsun yerine getirilecek, inancım odur ki Afrin darmadağın edilecektir. Bundan kaçış, kurtuluş yoktur. Muhterem basın mensupları, Afrin operasyonu gündeme gelince CHP'nin genel başkanı ve sözcülerini öfke ve tahammülsüzlük sarmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, bekamıza diş bileyen Türkiye düşmanlarıyla diplomasi yoluyla mücadele önermekle halt etmektedir. Herhalde 1920'ler yıllarda yaşasaydı yine diplomasi diyecek, yine çakacak, yine maskesi düşecekti. Bununla birlikte diplomasi devrede değil miydi? Ne gerekiyorsa yapılmadı mı? Halen de yapılmıyor mu? CHP Genel Başkanı'nın bu PYD-PKK hoşgörüsü, operasyonu sulandırma hevesi basbayağı zillettir, alnına sıçrayan kara bir lekedir. Sorumsuz ve gayrimilli siyaset işte tam da budur. Merhum Necip Fazıl Kısakürek şu tespiti boşuna yapmamıştır. Bizdeki muhalefet iktidarı düşürme şartıyla vatanı düşürmeye bile razıdır. Dalından kopan, kökünden savrulan CHP'nin hız ve yönünü bundan böyle Türkiye düşmanlarının estireceği rüzgar belirleyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet edilmiş, mirasına kurt düşürülmüştür. Sayın Kılıçdaroğlu Afrin'i kastederek diyor ki, oraya asker sokacaksanız yeni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder önce bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme. CHP Genel Başkanı konuşur da yedekleri durur mu? Elbette durmaz, durmamışlardır. HDP beklediği gibi operasyona karşı çıkarken CHP'nin eteğinde tutan iplilerin de şöyle demiştir. Madem operasyona bu kadar heveslisiniz, kendi çocuklarınızı gönderin, bu kadar basit, kendi çocuklarınızı bu hareketin ön saflarında, birliklerin içerisinde görmek istiyoruz. Alın birini vurun ötekine. Aynı tas, aynı hamam. Bir madalyonun iki yüzü gibiler. Birinden CHP, diğerinden İP ve HDP. Yok bunlar arasında bir fark. Afrin harekatına karşı çıkmak, millet evlatları arasına nifak sokmak, FETÖ dili PKK ağzıdır. Bunlar milletimize öylesine yabancıdır ki bağımsızlık için 80 milyonun aynı anda kefen giyecek kadar imanlı, iradeli ve bayrak sevdasına sahip olduklarını bilmeyecek kadar da cahildirler. Afrin harekatını yıpratıp altına oymaya çalışanlar düşmanın içimizdeki kolu PYD, PKK, FETÖ kuklalarıdır. Yazıklar olsun bunlara. Haine hain diyemeyen, düşmana tavır gösteremeyen, ne milletin gönlüne girebilecek ne de Türkiye'nin gündeminde olmayı hak edecektir. Bunların sonu hüsran, gidecekleri yer ise tarihin çöplüğünden başka bir yer olmayacaktır. Değerli basın mensupları, 19-20-21 Ocak tarihlerinde Kızılcahamam Patalya Otel'de gerçekleştirdiğimiz Milletvekilli Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin iştirak ettiği ortak toplantılar son derece yararlı olmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki faaliyetlerimizin anlatımında 2018 Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilgili değerlendirmelerde ekonomik ve sosyal politikalar konularındaki doyurucu açıklamalarda, terör ve Orta Doğu konusunu paylaşmada bizzat emeği geçen değerli arkadaşlarıma sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yine burada 10 Ocak 2016 tarihinde açıkladığımız üzere 12. Büyük Kurultayımız inşallah 18 Mart 2018'de büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirilecektir. Bugüne kadar MYK ve MEDEKA'da görev alan değerli dava arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 12. Büyük Kurultayımız büyük bir kalkışın ve muazzam bir mücadelenin miladı olacak. 2019'daki 3 önemli seçimin de stratejik hatlarını belirleyecektir. Bu düşüncelerle dün hüzünle yad ettiğimiz 20 Yanvar katliamında şehit olan Azerbaycanlı soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, zalimleri ve zulmün şakşakçılarını bir kez daha lanetliyorum. Basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı siz değerli basın mensuplarına ve muhterem dava arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sorusu olan var mı efendim? Buyurun efendim. Gerçekleştirdiniz. Evet efendim. O görüşme çerçevesinde de Afrin operasyonunun tam olarak nihai hedefi ve zamanlaması konusunda bir netlik var mı? Siz Hilal şeklindeki operasyondan daha önce bahsetmiştiniz. O çerçevede bundan sonraki adımları ne olabilir? Efendim ittifakla ilgili, daha doğrusu sadece ittifak değil ama Milli Mutabakat Komisyonu'nun görevi var. Orada bir takvim söz konusu mu? Belli bir takvim içinde çalışmayı tamamlayabilecekler mi? Tam olarak nedir? Tabii ikinci sorunuzdan başlamak gerekirse, komisyonun değerli üyeleri ilk toplantılarını yapmıştır. Toplantının adabı üzerinde, kapsamı üzerinde ve takvimi üzerinde bazı prensiplere ulaşmışlardır. Onların gerçekleşmesini beklemek gerekir. Çok da uzun sürmeyeceği kanaatindeyim. Sayın Başbakanımız dün akşam bizleri telefonla arayarak görüşme isteğinde bulunmuşlardır. Bizden önce de Almanya'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşme isteğini iletmiş. Zannediyorum Almanya dönüşü yetişmediği için pazartesi veya salı günü o gerçekleşme olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Başbakan açık kalplilikle televizyonlarda da ifade etmiş olduğu şekliyle Afrin operasyonunun yani Zeytin Dalı operasyonunun amacını net olarak ifade etmiştir. Sayın Başbakan suyun gözünde olanlardan birisidir. Onun ifadesiyle yetinmekte yarar vardır. Televizyon konuşmacılar gibi kafamıza göre yorum getirmeyelim diyorum. Evet. Evet. Buyurun efendim. Sayın Genel Başkan, siz değerlendirmenizde Mümbici de işaret ettiniz. Yani Afrin'in de ötesinde geçmesi gerektiğini ifade ettiniz. Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? Çok basit, çayla şeker gibi. Eğer şekeri yerseniz zararı var, çayı içerseniz zararı var. İkisini bir arada olursan keyif olur. Çok teşekkür ederim. Hadi başarılar diliyorum, sağ olun. Arkadaşlarımızı da yemeğe alalım hep beraber.